Bak burada her yerde fındık tarlaları var. Evet. Bu barajın en kötü yanı da ne biliyor musun? O fındık tarlaları ve ağaçların çoğu da suyun içinde. Hemen bak şurada, şurada. Koca koca her yere ağaç dolu. Fakat bu barajın en tehlikeli yanı da hayatımda gördüğüm en büyük canavar balıklar burada. Bu barajın üzerinde bir kere arkadaşlarım kamptaydı, aradılar. Dedi suyun üzerinde yayınlar yatıyor, ne olur gel. Bot var, gir suya bir at çek. Abi 3 metre, 4 metre yayınlar gördüm suyun üzerinde. Alt ayağını az bir şey çeker misin? Oldu mu? Hayır, dur. Şimdi... Tamam, bu kadar. Çok güzelmiş burası. Ben de bayıldım ya. Biraz rüzgar ve şu dalga kesilirse çok güzel olacak. Yo, bence şu anda çok güzel, serinim. Şimdi sonarımızı evde unuttuk. Ben aldım, kutudan yerine koydum. Botu da daha indirmemize vakit var. Şimdi bir tane kurşun takıp kıyıdan atıp çekip zemin taraması yapacağız. Nerede ağaçlar var, ne kadar var bulmamız lazım. Bunda kaç metre misin ama? 400 metre. Derinlik bir 4 metre kadar var. Bak burada ağaç var. Hadi be. Takıldı. Tamam, bu önümüz bir olta için çok güzel. Şu yan taraf var, oraya da bakalım mı beraber? Olur. Yan tarafa da bakalım. Bir olta buraya atacağız. Bir olta oraya. Burası da aşağı yukarı 6 metre var. Hemen kancalarımızı da bağlayalım. Bu vanilyalı çok güzel kokuyor. Bu sarımsak, ooo. Bunu koklamayacağım. Bunlar neli? O insanı zehirliyor. Onlar... Mölberi ile şey var orada. Soğan. Çok güzel görünüyor. Tıpkı senin gibi. Oo, yenilerini getirmişsin. Evet. Bunlar neli? Sarımsak. Midye. Bu mu midye? Evet. Bunu böyle biraz arasında boşluk bırakıyorum. Çünkü ufak balıklar gelip yutamasın bunu. Böyle 2 kilo, 3 kilo. Balıklar. Hedefimiz büyük olmasın mı yani? Bu sefer olsun. Yani. Gelmeyecekse de gelmesin balık. Geliyorsa da büyük gelsin. Onu bu küçücük kancayla avladım. Bot gidiyor. Hava sakinledi gibi ya. Bir tık rüzgar hafifledi. Yola çıkabiliriz o halde. Görüyor musun ağaçları? Suyun içinde. Evet. Devamı da var bir sürü. Çekeyim, gelir mi çeksem? Yok, gelmez bir tane. Ben denedim. Oltam çok takıldı zamanında. Hiç gelmedi. Bazen
devlet baraj yaparken bazı yerleri çok güzel temizliyor, bazı yerleri ise doğal haliyle bırakıyor. Hiç ağaçları temizlemeden, ellemeden yapıyor barajı. Şimdi zeminin sertliğine bakıyorum bir tanem de. 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8 metre gibi bir şey var bak. Zeminde görüyor musun? Çok hafif bir balçık var ama öyle çok gömülseydi bunu komple kaplardı kurşunu. Ama böyle 2-3 santim balçık var. Güzel. Bak çok kalın bir ağaç bu. Evet. Sen de görürsen lütfen bana söyle, altını falan yırtmayalım botun. Tamam. Aşkım be. Efendim? Şu ağacın dibine durup biraz olta atalım mı şurada? Bir bakalım, mantarlıyı yanıma aldım da. Tamam. Ağaca çarpıyoruz. Hiçbir şey olmaz. Ağaç da suyun içinde artık çürümüş. Ağaçta bir parça ip varmış. Demek ki buraya biri bağlamış daha önce, evet. Kendini. Hop, örümcek var önünde, dikkat Ay. Et. Oo, ne kadar büyük. Saçlarım takıldı örümcek önüne. Bota mı geleceksin sen? Gelecek mi? Elini kaldırdı az önce. Aa, yavrusu da var. Aa. Evet. Örümcekler çok güzel bir yerde yaşıyor. Buradakileri kıskandım. Değil mi? Kapattı kendini, top gibi oldu. Korkmuştur bizden. Oh, hareketlendi. Oltamız hazır. Dur, ben de alacağım ya. Ben balık olsam koşa koşa gelirdim buna. O kadar lezzetli ki. Bak bu yavrusu. Ama rüzgardan öyle bir sallanıyor ki yazık, kıyamam. Salıncakta gibi. Sen gelme, ben vereceğim sana.
Şurada yangın mı çıktı? Çığlık sesleri falan geldi. Duydun mu bir tane? Evet, bir dumanlar. Değil mi? Tut bakayım. Aa, ben de diyorum çocuklar mı bağırıyor? Tamam, kaldır kamışı, altından geçiverem. Oy. Çok özür dilerim. Kaldır yukarı yaz bir şey. Geçeyim ben ha, bir tane. Ha, pardon. Tamam. Bırak öylece. Duman azaldı biraz. Evet. Demek ki başka bir şeymiş. Anlam veremedim. Bir çığlıklar gelince dedim acaba bir şey mi yandı? Anız mı yakıyorlar? Çözemedim. İyice bağlayalım da kaçmasın. Yok, şey yapacağım onu, karaya çıkartacağım buraya. Tamam. Karada dursun. Bundan çok iyi balık yeme olur. Kıymadan mı? Yok artık. Etçili balıklar ne yer? Kıyma mı ya? Kıyma yer tabii ki. Şimdi çok az karabiber koyacağım. Bak şu kadar sadece. Tamam. Hiç şey yapma. Bundan bir şey olmaz. Aşkım bana şu dolaptan makarna verir misin? Şey makarna, mantı makarna olan. Termos düşüyormuş. Bu ne? Şu mu? Evet. Düdük. Evet. Düdük mü, mantı? Ha? Mantı makarna. Ha, mantı makarna olacak. Ben düdük sandım. Aşk, açabilir misin paketi şu anda? Bunlar da çok küçükmüş. Başka markada büyük büyüktü. Bunların içine nasıl koyacağım ben? Olduğu kadar. Ama girmiyor ki. Bastıracağım bebeğim. Aa, hayır, öbür gün... Tüh. Öbür başka bir kırmızı paketli bir şey vardı. Keşke onu alsaydım. Vallahi hiç anlamıyorum. Bunların içine bir fit diye girmesi lazım bu makarnanın. Ne yapacağım? Hiç yemiş miydin bu makarnanı? Yok, ilk defa olacak. Bu böyle olmaz ama. O zaman kıymalı yumurta yapalım. Hayır, makarna yapayım, kıymayı kavurayım. Karıştıralım, kıymalı makarna yapalım yani. Olur. Uygundur. Tamam. Daha iri bir şey mi lazım yani? Ya bu mantı makarna. Evet. Bunun başka bir markası var. Yanlış markayı almışız. Büyük bu oluyor bunlar. Buradan bu kadar alıyorsun. Buradan içeri sokuyorsun. Sonra onları suya atıyorsun, haşlıyorsun öyle. Hmm. Mantı oluyor. Tamam, normal öyle yap. Çok üzüldüm. Olsun. Tamam. Tamam, bir şey olmadı. Açlıktan tansiyonum düştü. Ama saat 10, hatta belki onu bile geçiyordur, biliyor musun? Bak şimdi bakacağım saate. Bak bakalım. Hayır, 10'a çeyrek varmış saat. Hmm. Balıkla ilgilenirken bayağı geçe kaldık. Ne yani, benim balıklarım için sorun mu vardı? Onu mu demek istiyorsun? Tamam. Yeter mi? Yeter. Biraz fazla kaçtı. Güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Her yerdeler sinekler. Her yerde.
Nereden girdiğini anlamadım ben. Sen anladın mı? Ben de anlamadım da bunları nasıl temizleyeceğiz? Bilmiyorum. Herhalde 300-400 tane var şu anda. Bak fazlası orada var. Mutfağın üzeri. Bak sadece şurası bu kadarcık aralık kalmış. Buradan girebilir mi ya? Girer. Gerçekten mi? Vallahi bebeğim onlar ışığa geliyorlar paşa paşa. Baksana. Ne yapacağız şimdi? Şey yapalım mı? Işıkları kapatalım, dışarıda bekleyelim. Bir süre belki dışarı çıkalım. Tamam, deneyelim. Dış ışığı yakalım. Belki çıkarlar bak şimdi. Taktiğe bak. Dışarıda çok var mı? Yo, çok da yok aslında ya. Yine bayağı var. Aşkım çok yok dediğin bayağı. Şu camın altı var ya. Evet. Bu camın altı... Kaynıyor mu? Kaynıyor. İşte sineklik açık ya. Sineklik açık değil kapıyı. Oradan sinekliği çekiversene. Buradalar. Bunu da kapatalım. Kapıdan dışarı çıksınlar. Dışarıda... Çıkacaklar ya. Üfleyerek. Bilmiyorum. Hareketlendiriyorum onları da. Dışarı çıkıyorlar. Oo. Su sıcacık. Evet, gündüzden daha sıcak şu anda. Ya bir balık gelip bizi kıtlarsa? Ay çok güzel görünüyor. Vallahi. Aşkım senin kafa lambanı da şarja takayım. Galiba şarjı bu gece balık vurursa. Evet. Bu gece umarım bu bizi rahatsız eder. Bunu da benim başucuma koysana. Koyayım. Ses çok açık değil değil mi? Full açık. Yoksa duymayız. Olta bak her yere ağaç kaçırırız. Balığı kaçırırız. Gece senden tek isteğim var. Koşarak yanıma gel. Yalnız bırakma beni suda. Korkarım. Ya korkarım. Galiba fena bir rüzgar var dışarıda şu an. Oy yanlış işi açtım. Var mı? Duyuluyor sesi ya. Evet. Dalga başlamış. Olsun. Çok iyi bu. Dalga. O zaman iyi geceler. Hareketlendirecek balığı. Hadi iyi geceler. Sonunda be. Sonunda be. Dilom, uyuyorsun ama sana bir sürprizim olacak. Koptu. Ulan ya. O kadar da uğraştım.
Tüh ya, tüh ya. Nasıl kopar abi? Aha yemin ederim mantarı buldum. Allah'ım ne olur, ne olur çıkarabileyim o balığı. Aha şurada duruyor mantar. Seni de almazsam ben ne olayım? Ha, gittin oraya. Hay arkadaş bir daha kopardı. Allah'ım. Ne kadar saçma bir şey ya. Ne kadar saçma bir hareket bunlar ya. Günaydın. Ne yapıyorsun G? İyi uyandım şimdi. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Çok güzel balık kaçırdım. İnanmayacaksın biliyorum ama kayıt aldım her şeye. Ya olamaz böyle bir şey. Evet. Şaka yapmıyorsun değil mi? Yok gerçekten şaka değil bebeğim. Gitti ama. Hiç başka yakaladın mı peki? Yok ama var ya bir balıklar atladı bir balık. Alarm çalmadı değil mi hiç? Yok hiç çalmadı. Ben sana 100 metre zaten bizim sağ taraftayım. Hiç duymadım. Kumandayı alsam mı dedim ama sen dedim ararsın bir şey olursa beni. Yok yok hiç çalmadı. Çok mu? Hazırlamaya başlayayım mı? Sen gelince mi hazırlarız? Yani bir hazırla. Yarım saat 20 dakikaya oradayım inç. Tamam bebeğim. Çok kötü balık kaçırdım. Bu misineyi hemen gidince değiştireceğim. Vallahi bir kop. Ya koptu. Aha. Duydun mu sesi? Duydum. Atladı önümde. Çok ağaçlık bebeğim. Ya bak oltayı 10 metre sağa atıyorum direkt. Kaç kere olta kopardım bellisi yok. Direkt kalıyor her yere ağaç. Neyse o zaman öpüyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Menemeni soğanlı mı yapayım soğansız mı? Kafana göre. Çok moralim bozuk zaten. Ne istiyorsan atabilirsin içine. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Daha kahvaltıyı hazırlamaya başlamadım. Vallahi. Evet. Çok iyi be. Şu oltayı o kaçırdığın balığın olduğu yere atacağım çünkü biliyor musun? Tamam. Aşkım. Balık tutarsak ve boğazıma kılçık batarsa yine diye aldığımız ekmek. Balığı kaçırdım da yedim. Moralim sıfır. Birer dilim yemeği hak ettik bence ya. Evet evet. Yok zaten ben menemeni ekmeksiz yiyemem. Yemiştim bir kere. O bir kereydi. Bir daha olmaz. Çok zorda kaldığım için yedim. Çok da güzel olacak. Ben yumurtalardan bir tanesini patlatmayacağım. Biberleri öteye çekiverem. Eline sağlık. Senin eline sağlık. Bütün biberleri ayırdın mı? Evet. Patlayacak zannettim, patlamadı. Sadece biberleri alıyorum. Yo, daha alabilirsin. Yo, bana yeter zaten. Çok fazla olur biber. Tamam, kalsın o zaman. Nasıl olmuş? Eline sağlık, vallahi çok güzel. Ekmek nasıl, ekmek? Ekmek güzel. Bu zaten garip ekmek, neydi bu? Bu tam buğday ekmeği. İşte, tadı garip. Çok kaçtı ya biberi.
Ben biber yemiyorum, sen kendin... Ben bunu dün açtım, yine kapalı bu. Yo, değil. Kapalı. Üzerine takmışsın o zaman. Takmadım. Demek ki iki parçası varmış. Allah Allah, dün ben burayı bak kestim, bak iki taneymiş bu. Yok mu balık? Maalesef. Kesin moralin aşırı bozuktur şimdi. Aynen. Çok tatlılar. Yusufçuk mu bunlar? Hı hı. Yavrular. Her yeri kaynıyor. Gelmiyor. Çıkmıyor ki aşkım. Dur lan. Çıktı. Öbürü nerede? Burada. Baksana ya. Ben susacak zannediyordum. Erimemiş boylu. Hala kokuyor mu? Hı hı. Çamur kokuyor. Ha, evet, göl kokuyor. Ne yaptın öyle? Tadına baktım hala iyi mi diye. İyi, tükür onu. Aşkım, dün sen kavunu keserken çekirdeklerini camdan mı attın? Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Doğaya karıştın diye. Karışmış mı? Karışmış ama yarısı. Yarısı lastikte kalmış. Doğaya karışsın diye yaptım bebeğim. Belki seneye geliriz buradan kavun yeriz. Öyle düşün. Göl kavunu. Ne oldu öyle? Şey, perde rüzgardan oynadı. Ha. Oo, güldü izin. İzin güldü. Çünkü bir şey fark ettim. Ne? Giderken yolda bir baraj var. Oraya da uğrayalım da keşif yapalım. Olur. Yeni buldum. Belki orada yakalarsın balık. Yok, orada olta atmam ama bir keşif yapalım da gelelim oraya da. Ha, yine buraya bir sabah haylaksa atlayıp botla geleceğim. Çünkü bir kova mısır döktüm oraya. Onları alıştıracağım ve o balığı yakalayacağım orada. Güzel, beğendim ağaçların altı. Gideceğimiz baraj yakın mı buraya? Bir 15 kilometre falan. Ya yoldan geçerken bir bakarız böyle. Beğenirsek geliriz kampa. Benim hoşuma gitti böyle ağaç. Ya bir kısmı komple ağaç böyle. Haritadan mı gördün? Haritadan gördüm ama buradan pis bir orman yolu var artık. Bahtımıza ne çıkarsa. Şunu tartacağım ya, kaç kilo diye bakacağım. Sen bunu hiç kaldırdın mı? Hayır. Deneyeyim mi? Yok. Deneyeceğim. Bunu deneme deneme, çok ağır. Dolaba koysana öyle. Buzdolabına. Bak şimdi. Görüyor musun? Görüyorum. Sen kaldırırken yapıyorsun. Bak ben ne kadar rahat kaldıracağım. Aman ayağına düşmesin. Ne oldu? Var ya, 60'ı var bunun. Ya bebeğim, ne anlatıyorsun? 60 kilosu var bunun. Ve onunla merdiven çıktım bir de. Ağır, bayağı ağır. Çok ağırmış. Ben şimdi botu atayım. Helal sana. Oh be. Usta olduk. Ana.
Kafamın su damlıyor.